Varlık fonuna önceden özelleştirme vardı. Bir kılıç vardı başımızda, dolanıyordu. Şu anda bayi günlük 10 tane bile satmıyor. 10 tane bile dersen 60 TL yapar. %10 olsa 6 lira para kazanmıyor piyangodan. Eskiden özelleştirme kılıcı, şimdi de varlık fonu kıskacı. Milli piyangocular dertli. İşsiz birisi geldiği zaman git diyor, milli piyango formu doldur. Milli piyango bile sat, 1 milyar maaş diyor. Sanki hazır var, cebine koyuyorlar böyle. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, piyangocuların tedirgin olduğunu söyledi. Önümüzü göremiyoruz. Herhangi bir yenilik yok piyangoyla ilgili. Yani bir çalışma yok. Bayi önünü göremiyor. Üyelerimiz ocağı bekliyor işte. Zor tutuyor işte. Ocakta istifa edip gidecekler. Milli piyangocular hükümetten güvence istiyor. Piyangoyu yenileyecek bir yatırım yapması lazım. Genel müdürlüğe demesi lazım ki biz bunu satmayacağız, fonda kalacak. Genel müdürlük fonla görüşerek yeni yatırımlar yapması lazım ama maalesef bir yatırım yok. Üyelerimizi elimizde zor tutuyoruz. Bu gidişine bayilerimizin büyük ihtimalle fes olma riski var. Güven için öncelikle yatırım yapılması, yani yeni oyunlar üretilmesi gerekiyor. Önünü göremediği için seyyar bayiler maalesef bırakıyor. Bayili iptal ediyorlar. Bayi hep korku içinde yaşıyor. Hep ne olacak? Hep arıyorlar bizi. İşte ne zaman iptal olacak? Ne zaman bizim fes olacak? Bilet alalım mı, almayalım mı? Günlük yaşıyor bayi. Önünü göremiyor. Piyangocu zor durumda. Satışlar çok düşük. Özel çekilişlerden 6 rakam var. Normal çekilişlerde 4 rakama kadar indi. Normalde kaç rakam vardı? Normalde 10 rakama. Eskiden 10 rakama kadar vardı. Şu anda bayi günlük 10 tane bile satmıyor. 10 tane bile dersen 60 TL yapar. %10 olsa 6 lira para kazanmıyor piyangoda. Kazı kazan 3 günde bir paket satıyor. 40 lira paketi. 12 lira 13 lira ondan kazanıyor. Yani bir insanın yevmiyesi 20 lira mı 25 lira mı? TRT1'de canlı yayında noter huzuruna çekiliş olurdu. Bu yok, kaldırıldı. Efendime söyleyeyim, reklam olurdu, reklam yok. Güvence olmasını istiyorum. Parayla geziyoruz, biletimiz çalınıyor. Yani bunu hiçbir zaman ispatlayamıyorsun. İnsanlar bizlere inanmıyor.